Ya Ayşegül, ben okullar kapanmadan şu Tuğçe'ye dersini vermek istiyorum. Ya kız bütün sene bizimle uğraştı, sesimizi çıkarmadık ya. Ya boş ver Ceren, hem büyüklük bizde kalsın. Biz doğru olanı yaptık. Ne kimsenin hakkını yedik, ne hor gördük, ne de küçük düşürdük. Hem kötüyle kötü olmanın bize ne faydası var ki? Ben şahsen halimden çok memnunum. Ya sen nasıl bu kadar barışık olabiliyorsun kendinle? Keşke ben de senin gibi olabilsem ya. Bu gösteri giderek Ayşegül'e vurduğum son darbe olacak. Tırnağım bile olamayacağını anlayacak. Ve de Selim'i elimden alamayacağını. Bittin sen Ayşegül, bittin. Dersleri bu kızlar, koşun. Ayşegül koşun, iki hoca geç kalın, affetmez. Ay, ne dikkatsiz şeysin ya. Ay çok özür dilerim Ayşegül, ne de sen haklısın. Senin yüzünden bu güzelim gömleği mahvoldu. İzin ver de sileyim. Sakın dokunma. Şimdi dokunursun çıkmaz şimdi parmak izin. Bir daha da giyilmez bu gömlek. Ne yüz veriyorsun şuna? Bir şey olmadı ki, sadece çarpıştık ve düştük. Ne? Yok artık. Helal olsun Ayşegül, biliyordum Tuğçe'nin yaptıklarını yanına bırakmayacağını, çak. Ne bu laubalilik? Ayrıca şu anda üzerine oturduğun sırada benim sıram. Lütfen git başka yere otur. Rahatımı da bozma. Aa. Hadi canım hadi, güle güle. Ay. Ay. Ay hala duruyor. Ceren. Gel benim yanım boş. Tuğçe ne oluyor kızım ya? Ceren bizim yanımızda oturamaz. Kızlar ne yapsın? Ayakta kaldı kızcağız. Hem yarın öbür gün aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Gel canım gel. Gel otur. Çantanı da alayım. İyi misin? Kızım. Şşt. Neden seni sıradan attın? Ne haber Selim? Ay baksana, birbirlerine ne kadar yakıştılar değil mi? Sanki tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Canım benim boş ver. Ne haber Ayşegül? İyidir Selim. Ya bir de şu kaşarlı tost ekmeklerini İtalya tost ekmeğiyle yapsalar çok daha iyi olacağım. Ay bu ne böyle? Yerli yerli. Öf, işletme rezalet mi okulda, rezalet? Öf, çabuk bana müdürü çağırın. Ay, Ceren geliyor. Şimdi kesin buraya oturur. Ayşegül, Ceren hep bizimle oturuyor zaten. Ay hayatım, yalışık işte, yalışık. Ayşegül, sen iyi misin? Ay nasıl iyi olayım Selim, baksana. Güzelim gömleğim mahvoldu, sinirlerim çok bozuk. Oturabilir miyim Ayşegül? Ay, niye buraya oturuyorsun? Başka oturacak yer mi yok? Ya Ayşegül, ben sana ne yaptım ya? Ceren'cim, gel istersen birlikte oturalım. Hem istersen ben sana tatlı ısmarlayayım. Hadi hayatım gel. Gel üzme kendini gel. Oh neyse ki yırttık. Selim. Sağ ol. Gel hayatım gel, üzülme. Gel canım benim. Üzülme gel, üzülme. Konuşmuyor benimle ya. Onun da bir problem vardır. Düzelir her şey. Ay, Selim. Sana tatlı ısmarlayayım mı? Aa Berna bak. Bu tek gömleği olan kız değil mi? Aramızda para biriktirelim de bir gömlek alalım şuna. Bir de çorap alalım. Eğer o da bir taneyse yakında kokmaya başlar bu sınıfta. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ayıp ayıp. İnsanların gururunu incitme, ne hakkınız var? Ha? Üzülme hayatım. Ne? Sen bakma bunların ne dediğine hayatım. Önemli olan insanların cüzdanının zenginliği değil, kalbinin temizliğidir. Gel hayatım gel. Gel. Cüzdanın değil, kalbinin temizliğiymiş. Ay, onun dedik. Bak sen, siz kendinizi böyle avutun, ezikler. Ayşegül! Ne haber Ayşegül? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Beraber Nişantaşı'na gezmeye gidelim mi? Yok öyle şey. Nereye gideceğinize ben karar veririm. Hadi kızlar, takılın bana, yaşayın hayatınızı. Ay çekili. Ayşegül mü bu?
Hocam, ne oluyor bunlara ya? Bir bilsem. Oh, yavaş Ayşegül, yavaş. Ne öyle patküt? Kedi seviyorsun kedi. Çivi çakmıyorsun. Ay, beğenmediysen kendin yap. Ne iş? Kafanı kaldırmıyorsun sihir kitabında. Evet. Bir sürü sihirli gücüm var ama hiçbirini kullanamıyorum. Yazık. Bari biraz işe yarasınlar. Kullan tabii, kullan. Yakışır. Kes tıraşı. Aa. İşim gücüm var. Güzel, çok güzel. Aynen devam. Hiç bozma oğlum Orhan. Yarım kaldığın yerden yeğenin devam edecek galiba. He? Olacaktım. Aha, keşke. Tıpkı eskiden Tuğçe'nin yaptığı gibi. Değişmeden önce tabii. Eskiden okulu Tuğçe mi yönetiyordu? Tabii. Herkes onun gücünden korktuğu için kimse gıkını bile çıkaramıyordu. Müdür Dilaver dahil. Oysa şimdi herkes senden korkuyor. Gerçekten mi? Evet. Tabii. Artık güç sende Ayşegül. Evet. Güç bende artık. Zaman bu gücü insanlığın yararı için kullanma vakti geldi. İnsanlık dediğimde ben oluyorum tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.